Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, AYT e fırlatan kamptayız ve ikinci videosunu gönderiyorum artık. Trigonometri ikinci bölümünü ele aldığımız sevgili arkadaşlarım. Video hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar, yine burada da PDF'den bahsedeceğim PDF açıklama kısmında ücretsiz biçimde mevcut tıkladığın an telefonuna tabletine artık dijital hangi herhangi bir platforma indirebilirsin tek tıkla bunu söyleyin PDF gayet kaliteli renkli bir şekilde indireceksin ve bu PDF'deki sevgili arkadaşlarım bugün çözeceğimiz PDF'deki şuradaki ilk 5 soru yani ÖSYM kurgusu nitelindeki sorular yani geçmiş yıllarda TYT'de ve AYT'de çıkmış sınav sorularının yandan yemişlerini tabiri caizse bulacağınız sorular arkadaşlarım metin yayınlarından aldığım sorular ve geriye kalan sorular ise yine Sınava yönelik AYT'de karşımıza çıkması muhtemel olan benim beğendiğim 3-4-5 yayınlarından aldığım sorular sevgili arkadaşlarım aklınızda bulunsun. Şimdi abone olduysanız ve videoyu da mutlaka ama mutlaka burası çok önemli videoyu beğendiyseniz sevgili arkadaşlarım başlayabiliriz dersimize. Öncelikle 2018 AYT kurgusu olan bir soru yani bu ne demek 2018'de buna benzer bir soru ki buna benzer dediğim çok ama çok aynısı neredeyse olan bir soru sevgili arkadaşlarım. çözeceğimiz soru 2018 AYT kurgusu dedik ilk sorumuza bakıyoruz x açımız 0 ile pi radyan aralığında olmak üzere cos x eksi sin x eşittir sinüs 2x bölü cos x artı sin x olarak verilmiş bize bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle kos e, eksi sin, cos artı sin'i görüyoruz burada. O halde ben burada içler dışlar çarpımı yapmayı tercih edersem bakın şununla şunu, bununla bunu çarptığımız takdirde cos kare x eksi sin kare x'i buluruz. İki kare farkı yardımıyla hemen yazalım. cos kare x eksi sin kare x'i buluruz dedik. Karşı tarafta sinüs 2x olduğunu görüyoruz. Tabi burada öğrendiklerimize binaen sinüs 2x'i parçalamak aklınıza gelebilir. Yani yarım açı formülünden 2 sin x cos x biçiminde yazmak aklınıza gelebilir ama yazmayın. Çünkü her bildiğimizi uygulamak zorunda değiliz. Cos kare x eksi sin kare x dediğimiz ifade zaten kosinüsün yarım açısıdır. Daha az akla gelir. Yani burası kosinüs 2x'tir. Kosinüs 2x eşittir. Sinüs 2x'i sağlayan açıların toplamı sorulmuş. Nerede? Sıfırla pi aralığında. Ben her iki tarafı kosinüs e, 2x'e bölersem 1 eşittir. Sinüs 2x Bölü kosinüs 2x olacaktır. Bakın şu şekilde. Şurası 1 eşittir. Tanjant 2x'i verir bize. Şimdi hangi tanjant değerleri için e, tanjant 1'e eşittir diye düşünelim. Öncelikle sevgili arkadaşlar. X'ler gördüğünüz üzere 0 ile pi aralığındayken bize ne lazım? 2x'ler lazım. 2x'ler nerededir? 0 ile 2pi aralığındadır. Şimdi 0 ile 2pi aralığında. Tanjantı 1 yapan hangi değerler var buna bakalım. Arkadaşlar burada 0 ile 2 pi aralığında bir pi bölü 4 var. Değil mi? Bir de sevgili arkadaşlarım 3. bölgede pi artı pi bölü 4 var. Yani bu da 5 pi bölü 4'ü ifade ediyor bize. Şimdi bakın 2x eşittir pi bölü 4 veyahut 2x eşittir 5 pi bölü 4 derseniz eğer. Burada x'leriniz ya pi bölü 8 olacaktır ya da x eşittir 5 pi bölü 8 olacaktır. İşte bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. Topladığımız takdirde 6 pi bölü 8'i bu da 2 ile sadeleştirilirse 3 pi bölü 4'ü verecektir bize. Yani cevabımız e seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu ilk soru. 2018 AYT sınavında çok ama çok benzeri çıkmış bir soru. Şimdi 2020 AYT kurgusuna el atalım. 2 kotanjant x eksi sinüs 2x bölü kos küp x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle kotanjant dediğimiz ifadeyi 2 çarpı bak kotanjant neydi? Cos x bölü sinüs x değil mi? Bunu bu şekilde yazdım. Eksi diyorum sinüs 2x dediğim ifade ki buradaki x'ler kullanıldığı için 2x'i de x'e çevirebilirim. Yani yarıya düşüreceğim yani yarım açı kullanacağım. Böylelikle bu da 2 çarpı sin x çarpı cos x olduğunu biliyoruz. Alt kısımda ise bizim kosinüs küp x'imiz mevcut. Şimdi gel gelelim yukarı kısma bir bakalım. Dikkat ettiysen burada hemen göstermek istiyorum. Bir 2 cos x var. Bir de burada 2 çarpı cos x var. O halde ben rahatlıkla 2 çarpı cos x parantezini alabilirim burayı. 2 çarpı cos x parantezinde içeride ne kaldı? Bir 1 bölü sin x kaldı. Bir de sevgili arkadaşlarım eksi sinüs x'imiz kaldı. Alt kısma tekrar dönecek olursak cos küp x var. Buna yapacak şu an bir şey yok. Pekala. Şimdi şu kısmı paydasını eşitleyerek çıkardığımız takdirde hani burada bölü 1 var ya ben burayı sinüs x ile genişletmek istiyorum. Böylelikle şunu elde ederim bak. 2 çarpı cos x çarpı iç kısım şuna dönüştü artık. 1 eksi sin kare x bölü sin x'e dönüştü. Bir de Senden ricam burayı yazar yazmaz alt kısmı yazmayı unutma ama burayı yazar yazmaz şuna dikkat et. 1 eksi sin kare x demek ne demek? Tabii ki cos kare x demek. Dolayısıyla ben bunu buradan sildim ve buraya da kosinüs kare x yazdım. Şimdi alt kısımda ise kos küp x'imiz mevcuttu. Arkadaşlar eşittir diyelim ve devam edelim. 2 cos x ile cos kare x'i çarparsanız 2 çarpı kosinüs küp x'i elde edersiniz. Bölü içeride bir tane sinüs x'imiz var. Bölü bir de cos küp x'imiz var ki buradaki cos küp x'lerin artık gittiğini görüyorsun. Geriye ise sadece ama sadece hangi ifade kalır? 2 bölü sinüs x kalır. Ki sen bunu 2 çarpı 1 bölü sinüs x biçiminde yazmayı becerirsen 1 bölü sinüs x neydi? Kosekant x'ti. Dolayısıyla 2 çarpı kosekant x senin cevabın olur. 2 kosekant x d seçeneğinde mevcut. O halde cevap d'dir dedik sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu şekilde çözdük. Ve devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda bu sefer 2020 AYT kurgusu olan bir soruyla karşı karşıyayız. X açımız 0 ile pi bölü 2 radyan aralığında yani birinci bölgede bir açı. 2 eksi sin x bölü cos x eşittir 2 cos x olarak verilmiş. Şimdi ben buradaki cos x'i aldım. Karşı tarafa çarpım olarak gönderdim. Böylelikle 2 eksi sin x'imiz var şimdi elimizde eşittir. 2 çarpı cos kare x'imiz mevcut. Şimdi arkadaşlar burada bu sol tarafa baktık. Sinüs x var. Sağ tarafa baktık. Kos kare x var. Ya sinüsü kosinüse ya da kosinüsü sinüse çevirelim. Ki burada kos kare x'i sinüse çevirmeyi biliyoruz. Sinüslü biçimde ifade etmeyi biliyoruz. 2 eksi sinüs x eşittir. 2 çarpı bak. Parantezi açtım. Kos kare x neydi? 1 eksi sin kare x'ti. Şimdi içeri dağıtırsak. 2 eksi sinüs x dedim. Eşittir. 2 eksi 2 sin kare x oldu. Ve böylelikle her iki taraftaki ikileri götürürüm. Elinde sadece eksi sin x eşittir eksi 2 sin kare x kaldı. Eksileri de burada yer bitirirsek böylelikle sinüs x eşittir 2 sin kare x olmuş oldu. Sinüs x'i sağ tarafa atabilirim. Böylelikle 2 çarpı sin kare x eksi sinüs x eşittir 0'ı elde edebiliriz. Şimdi ben burada sinüs x parantezini alırsam bu ifadeyi 2 sinüs x eksi 1 eşittir 0'ı da bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Burada ya bu sıfırdır ya da burası sıfırdır ki sinüs x sıfırsa x'ler neredeydi? Sıfırla pi bölü 2 aralığında. Sıfırla pi bölü 2 aralığında. Pi bölü 2 burada dahil olmadığı için, içi boş olduğu için sinüs x'i sıfır yapan bir değer yoktur. Pi bölü 2 değil sıfır özür dilerim. Ee, sin 0 sıfır ya hani sıfır dahil olmadığı için bunu sıfıra eşitleyen bir kök yoktur. Şuraya bakalım. 2 sinüs x eksi 1 sıfırsa tabii ki sinüs x kaçtır? 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Şimdi sinüs x'i 1 bölü 2 yapan içeride hangi açı var? Tabii ki ama sadece tabii ki de sadece sadece 30 derece var. 30 derecenin de sen pi bölü 6 olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Ki zaten bizden sinüs x değeri istenmiş. x istenmemiş. Dolayısıyla sinüs x kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2. O halde cevabımız c seçeneği olacaktı diyebiliriz. Pekala sol tarafı bitirdik. Şimdi geçtik sağ tarafa 2021 AYT kurgusuna bir bakalım senle birlikte. Bunu da şöyle bir renkte yazalım bakalım. Şimdi cos kare 40 artı 2 sin kare 40 eksi 2 bölü sin kare 50 demiş bize. Şimdi öncelikle ben şuradaki cos kare 40'ı alacağım. Kosinüs kare 40 artı şuradaki 2 sin kare 40 var ya. Bu 2 sin kare 40'ı şu biçimde yazabiliriz bence. 2 parantezinde 2 parantezinde sin kare 40 eksi 1 biçimde yazabilirim. Şimdi dikkat et burada güzel arkadaşım 1 eksi sin kare 40 olmuş olsaydı kos kare 40'a eşit olacaktı. Sin kare 40 eksi 1 olduğu için eksi kos kare 40'a eşittir burası. Dolayısıyla 2 ile de çarparsanız artık şuradaki eksiği kal, artıyı kaldırırım. Burayı eksiye çeviririm ve derim ki 2 cos kare 40 derim. Ve cos kare 40'tan 2 kos kare 40'ı çıkarırsanız eksi kosinüs kare 40'ı elde edersiniz. Bölü alt kısımda ne var? Sin kare 50'miz var. Dolayısıyla sin kare 50'yi de sinüs 50 biliyorsunuz kosinüs 40'a eşit. Çünkü 50 ile 40'ın toplamı 90. 90. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ben burayı kos kare 40 biçimde yazabilirim. Eksi kos kare 40'ı kos kare 40'a bölersem de cevabın eksi 1 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Doğru cevabımız C şıkkıymış. Bu da 2021 AYT kurgusu olan bir soruydu. Ee, tekrar ediyorum. 2018'de çok benzeri soruldu. 2020'de çok ama çok benzeri soruldu. 2020'de yine çok benzeri soruldu. 2021'de çok benzeri soruldu. Ve şimdi geçelim 2022'de çok benzeri sorulan o trigonometri sorusuna. Kosekant kare x eksi kot kare x eksi sin kare x bölü kot x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir diye soruluyor. Şimdi öncelikle kosekant demek biliyorsun 1 bölü sin üstü. Dolayısıyla 1 bölü sin kare x demek istiyorum. Eksi kot kare x demek. Kos kare x bölü sin kare x demek. Ve daha sonrasında yanı başında da hemen eksi sin kare x'imiz mevcut. Alt kısımda ise kotanjant x diyor. Yani kosinüs x bölü sinüs x demiş bize. Şimdi burada şu ikisine göz atacak olursak. 1 bölü sin kareden kos kare bölü sin kareyi çıkarıyoruz. Yani Tabanlar eşit, paydalar eşit olduğu için 1 eksi cos kare x'e bakacağız. 1 eksi cos kare x biliyorsun sin kare x'in ta kendisiydi. Sin kare x bölü alt kısımda sin kare x'imiz mevcut. Eksi bir tane de sin kare x'imiz var. Bölü alt kısımda da cos x bölü sinüs x'imiz mevcut. Sin kare x bölü sin kare x'in sen 1'e eşit olduğunu biliyorsun. Peki 1 eksi sin kare x neydi? O da cos kare x'ti. Yani benim üst taraf dediğim pay kısmım tamamen Cos kare x eşitmiş. Alt kısımda ne vardı? Cos x bölü sinüs x mevcuttu. Şimdi burada tabi ifadeyi ters çevirip çarpacağız. Yani cos kare x çarpı sin x bölü cos x diyeceğiz arkadaşlar buraya. Buradaki kosinüs x ile buradaki kosinüsün bir tanesi gittiği için artık geriye cevap olarak sadece sin x çarpı kosinüs x kaldı ama şıklarda böyle bir şey tabii ki yok. Ee, sen bunun şu olduğunu biliyorsun. Şimdi bizim aradığımız şu dikdörtgen içerisindeki ifade. Ben bunu 2 ile çarparsam eğer bu sinüs 2x'e eşit oluyor biliyorsun. Sinüsün yarım açı formülü. Ama buradaki 2'yi kaldırıp şu tarafa atarsan artık sinüs 2x bölü 2 sin x çarpı cos x e eşit olmuş olur. O halde cevabımız da A seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Kurgu sorularımızı bitirdik. Metin yayınlarına, Gökhan Metin hocamıza e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise 3-4-5 yayınlarından aldım ve e, sınavda karşınıza çıkması muhtemel ve AYT trigonometriyi de yine size tekrar ettirecek bir soru. Art tanjant 3 bölü 5 artı art tanjant, art kotanjant 1 bölü 3 eşittir x olduğuna göre. Peki tan x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben bu arkların aslında bir açıya eşit olması gerektiğini düşünebilirim. Yani mesela burası alfa burası sevgili arkadaşlarım beta olsun. Alfa ile beta açısının toplamı x açısına eşitmiş ve Ark tanjant 3 bölü 5 alfa ise eğer o zaman tanjant alfa eşittir 3 bölü 5'tir. Aynı şekilde kotanjant beta kotanjant beta eşittir 1 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi burada tanjant x sorulmuş. Aslına bakarsan tanjant alfa artı beta sorulmuş diyebiliriz. Kotanjant beta'nın 1 bölü 3 olduğunu biliyorsak eğer tanjant beta'nın ise tam tersi yani 3 olması gerektiğini de düşünebiliriz. Çünkü bunlar birbirinin çarpımsal tersiydi. Tanjant alfa artı beta sorulduğuna göre ben bunun toplam formülünden tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta olması gerektiğini biliyorum. O halde gençler tanjant alfanın 3 bölü 5 olması gerektiğini biliyoruz. Artı tanjant betaya 3 demiştik. Bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 3 diyebiliriz. Üst taraf 3 kere 5 15 15'e 3 ekledik 18 bölü 5 geldi Alt tarafta 1'den 9 bölü 5'i çıkarırsak Eksi 4 bölü 5'i buluruz Ve böylelikle Alt kısımdaki bölü 5'ler giderken 18 bölü 4 kaldı Eksilisi unutmayın Cevap eksi 18 bölü 4'müş ama ben bunu sadeleştirirsem Eksi 9 bölü 2'nin ta kendisini bulurum Eksi 4 buçuk cevap olacaktı O halde cevap A seçeneğiydi diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet ilk sayfamızı bitirdik. İnşallah senin de sayfan bu şekilde dolu doludur diyelim ve geçelim ikinci sayfamızda 7 numaralı sorumuza. ABC üçgeninde AB 6 santim, BC 4 santim. BAC x'miş, ACB 2x'miş açı olarak kosinüs x kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi ben burada şunu yapabilirim sinüs teoreminden yararlanarak. Ee, 4 bölü sinüs x yazıyorum. 4 bölü sinüs x dedim. Ve daha sonrasında sevgili arkadaşlar eşittir diyorum. 6 bölü sinüs 2x. 6 bölü sinüs 2x dedim. Şimdi bunu şu şekilde ifade edebiliriz. 4 ile 6'yı sadeleştirdikten sonra 2, 2 ve 3 dedim buraya. 2 bölü sinüs x eşittir diyorum. 3 bölü sinüs 2x neydi? Yarım açıdan 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti biliyorsun. Ee, şimdi burada her iki tarafta sinüs olduğu için ben bunları sadeleştirebilirim. Her iki tarafın paydasında sinüs var. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak şunda şunu çarptım. Ee, 4 kosinüs x eşittir. Buradaki 3'e eşit oldu. Bizden neyi istiyordu? Şanslıyız. Kosinüs x isteniyordu. Bu 4'ü alıp karşıya gönderirseniz kosinüs x'in 3 bölü 4 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap A seçeneği dedik sevgili arkadaşlar. Geçtim 8'e. Şimdi aşağıda 6 tane eş dikdörtgenden oluşturulmuş şekil gösterilmiş. Buna göre kotanjant 2x kaçtır diye soruluyor. x açısı olarak da burası verilmiş, tamam mı? Şimdi öncelikle ben bu şekli bir dikdörtgene tamamlamak istiyorum. Eksik kalan parçaları tamamlıyormuş gibi. Ve bu şekil üzerinde de kenarlara bir şeyler atamak istiyorum. Bak bunlar eş dikdörtgenlerse eğer ben şu dikdörtgenin bir kenarına eğer 1 dersem kısa kenarına 1 dersem demek ki bunun şuradaki uzun kenarı 3 olacak arkadaşlar. Bak burası 3'müş şurası 3 burası 3 burası 3 burası 3 şurası 3 burası 1 ve şurası da 3 üç artı 3'ten 6 yapar. Şimdi şurasının dik olduğunu görelim. Bizden istenen kotanjant 2x'ti unutmayalım kotanjant 2x isteniyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. Madem kotanjant 2x'i hesaplayacağız. Tanjant 2x'i biliyorsun. Tanjant 2x dediğimiz şey şuydu. 2 çarpı tan x bölü 1 eksi tan kare x'ti. E, kotanjant tanjantın çarpımsal tersi olduğundan bizim aradığımız şey 1 eksi tan kare x bölü 2 çarpı tanjant x'miş aslında. Yani bizden arkadaşım işte bu isteniyor. Peki güzel. Buraya kadar her şey normal. Peki ben tanjant x'i hesaplayabilir miyim? Tanjant x'i hesaplarız nasıl hesaplarız? Bunu şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Ben burada istediğim yoldan hesaplarım ama toplam fark formülü kullanmak açıkçası istemiyorum. Burada gelin şunu kullanalım. Bak şurası kaç? 9. Şurası kaç? E 3 peki şurasını hesaplayabilir miyim? Hesaplarız. 3'ün karesi 9. 9'un karesi 81. Topladım 90 yaptı. E, kök 90'a eşittir. Kök 90'da 3 kere, e, 9 kere 10 olduğu için burası 3 kök 10'dur. Bu cepte. Tamam eyvallah. E, daha sonrasında gel şuraya bakalım. Burası 3 burası 6 ise burası da 3 kök 5'ti. Şimdi şurası da karşısı da 3 birimi olduğunu görüyorsun. Yani benim elimde şu an şöyle bir üçgen var bak. Şöyle bir üçgen var. Burası 3 kök 10. Şurası x. Burası 3 kök 5. Ve burası da 3. E şimdi gel o zaman şunu yapalım. Biz burada bir e, x'in kosinüsünü hesaplayabilirim. x'in kosinüsünden tanjantına geçerim. Daha sonrasında şurada yerine yazınca çat diye cevap çıkar. Bunların hepsi 3'ün katı olduğu için ben buraya 1, buraya kök 10, buraya da kök 5 diyebilirim. Daha kolay hesaplanır. Kosinüs teoremi uygulayacağım. Karşı tarafın karesi 1 eşittir. Kök 5'in karesi 5. Kök 10'un karesi 10. Eksi 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10. Çarpı kosinüs alfa dedi. Şurası kaç? 15. Bu 10 başı güzel kardeşim. Attın şu tarafa. Eksi 14 geldi mi? Geldi. Eşittir. Eksi kök 5 de kök 10'un çarpımı kök 50'dir. Kök 50 de 5 kök 2'dir. Dolayısıyla burası 10 kök 2 oldu. Çarpı kosinüs alfa dedik. Eksiler gitti. Daha sonrasında bu 10 kök 2'yi bu tarafa attım. 14 bölü 10 kök 2 geldi. Ve sen bunu şu şekilde yazabilirsin açıkçası. 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 5 dersin. Yani 7 bölü 5 kök 2 eşittir kosinüs alfa dersin. Bize ne lazımdı? Tan alfa ya da tan x. Şurası x olsun. Bir yamuk yapmayalım. Şimdi kosinüs x'i biliyoruz ya bir tane üçgen çizdin sen. Şuraya x dedin. Kosinüsü neymiş bunun? 7, böl 7 bölü 5 kök 2. Yani şurası 7'ymiş burası 5 kök 2'ymiş. Peki bana tanjant ihtiyacım olduğu için bana şurası lazım. O halde bunu da Pisagor'dan buluruz. Şunun karesi kaç? 50. E bunun karesi kaç? 49. 50'den 49'u çıkarıp kare kökünü alırsam burası da 1 gelir. Ve böylelikle bunun sevgili arkadaşlarım tanjantı 1 bölü 7'dir diyebiliriz. Bak tanjantı 1 bölü imiş. E şimdi madem tanjant 1 bölü 7 şurada yerine yazalım ve cevaba ulaşalım. 1 eksi 1 bölü 7'nin karesi 1 bölü 49'dur. Bölü 2, 2 çarpı tan x de 2 bölü 7'dir. Şimdi üst tarafa bakıyoruz 48 bölü 49. Alt tarafa bakıyoruz 2 bölü 7. 7'ye böldüm, 7'ye böldüm, 7, 2'ye böldüm, böldüm, 1, 2'ye böldüm, 24. Yani 24 bölü 27 geldi ki bu da bana cevabı verecek. O halde cevabımız C seçeneği olur dedik sevgili arkadaşlarım. Evet, 8. sorumuzu çözdük. Devam ediyorum 9. soruyla. Sol en alt köşede. ABC'yi vermiş. Sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz sıralama soruları çıktı. Sin 10 artı sin 80, sin 20 artı sin 70, sin 30 artı sin 60. Şimdi bak şu sin 80 neye eşit? Tabii ki kosinüs 10 dereceye. Sinüs 70 derece tabii ki kosinüs 20 dereceye eşit. Sin 60 da tabii ki kos 30'a eşit. Şimdi burada bunları yapmamızdaki güzellik ne? 10'a 10, 20'ye 10, 20, 30'a 20, 30, 30 geldi. E şimdi burada Sin 10 artı cos 10 mu, sin 20 artı cos 20 mi, sin 30 artı sin cos 30 mu daha büyük? Hangisi küçük, hangisi büyük, hangisi ortanca? Buna nasıl karar veririm? Bu şekilde yapmak biraz zor. Dolayısıyla size tavsiyem bunların gelin karelerini alalım. Şimdi a'nın karesini alırsam yani sin 10 artı cos 10'un karesini alırsam sin 10'un karesi sin kare 10 Artı cos 10'un karesi cos kare 10. Artı 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10. Tamam. Şimdi onun altındakinin karesini alıyorum. Sin kare 20 artı cos kare 20. Artı 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 geldi. Bir altındakinin karesini alırsam da. Sin kare 30 artı cos kare 30. Artı 2 çarpı sin 30 çarpı cos 30 yaptı. Şimdi arkadaşlar. Dikkat edin. Şurası 1. Burası 1. Burası yine 1. Niye? Sin kare x artı kos kare x'den geliyor. Burası 1 artı. Şuralar da bak yarım açı formülünden 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10 1 artı sin 20 yapar. E bu o zaman ne yapar? 1 artı sinüs 40 yapar. Bu da ne yapar? 1 artı sinüs 60 yapar. Sinüs nasıl bir fonksiyon? Artan mı azalan mı? Tabii ki artan bir fonksiyon. Artan fonksiyonların biliyorsun açısı arttıkça kendisi de artar. Burada birlerin hepsi eşit olduğuna göre açısı en büyük olan daha büyüktür. O halde sevgili arkadaşlarım C büyüktür. Pardon özür dilerim. B büyüktür. A diyebiliriz. CBA sıralaması C seçeneğinde verilmiş. Dolayısıyla cevabımız sevgili arkadaşlarım C seçeneği olacaktı dedik 9. sorumuz için. Ve geçtim 10. soruya. Demiş ki görseli olan ve yeni nesil diye tabir edebileceğimiz soru tiplerinden birisi. Şekil birden. Boyu 40 birim olan dikdörtgen pencerenin içinde akordiyon biçimli özdeş 4 tane cam bulunmaktadır. Burası 40sa ve bunlar özdeşse demek ki bunlar onar onar bölüşebilir arkadaşlar bu durumu. Pencere 8 birim açıldığında şekil 2'deki gibi x açısı elde edildiğine göre tan x kaçtır diye soruluyor. Şimdi şurasının 10 olduğunu biliyorsun. Şurasının da 10 olduğunu biliyorsun pencere bu şekilde şekildeki gibi açılmış. Bak şimdi şurası da 10, burası da 10. Demek ki bunlar ikiz kenar Yani şuradaki açıların her biri eşit. O halde şurasıyla e, şurasının şurası da eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. E şimdi tamamı 40sa 40'tan 8'i çıkardım 32. 32'yi 2'ye böldün 16'ya. 16 diye de parçalandı burası. Ve hatta ve hatta şunu söyleyebilirim. Şurası, şurası bak ne? 10 10 16. Burası da 10 10 demek ki burası da 16 olacak. Bizden şimdi aslında bakarsan şunu çizip 16, 10, 10 deyip buradaki x açısını bulmamız isteniyor. Hatta bu x açısının tanjantının bulunmasını istiyor. O halde ben şöyle diyebilirim aslına bakarsanız. Şunu şöyle dik biçimde bölersen alfaya alfa diye parçalar. Çünkü ikiz kenardı. E burası 10, burası 8 ise burası da 6'dır. Yani elimde artık şöyle bir açı var benim. Şurası alfa, burası alfa. E farklı bir renkle göstereyim. Burası 10, burası 8 ve burası da 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi 6-8-10 üçgenini elde ettik aslına bakarsan. Ve tanjant x dediğimiz şey şurasının tamamı x olduğu için tanjant 2 alfaya eşittir aynı zamanda. Tanjant 2 alfa da 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfanın da tabii ki ta kendisidir. Tan alfayı nasıl bulurum? Karşı bölü komşudan 8 bölü 6'dan 4 bölü 3'tür. 2 çarpı 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9'dur. Şimdi burası ne yapar? 8 bölü 3 bölü. Burası da 1'den 16 bölü 9'u çıkarırsanız eksi 7 bölü 9 ile karşılaşırsınız. Şimdi gençler 9 ve 3'ü sadeleştirirsen şurada 3 kalır. Bunu da ters çevirip çarparsak eksi 24 bölü 7'nin ta kendisini buluruz ki bu bize cevabı verir. O halde cevabımız E seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki artık son sorumuz trigonometri 2'de. İkinci videomuzun da yani sonuna geleceğiz birazdan. Umarım bu tekrarlar senin için çok ama çok faydalı oluyordur. Eğer faydalı oluyorsa bana ne mutlu. Şimdi şekil 1'de gösterilen salacağın üst direği zincirleri ve oturağının arasında kalan ABCD ikiz kenar yamuk biçiminde. Ve salıncağın şekil 2'de gösterildiği gibi bir zinciri koptuğunda diğer zincirin üst direkli arasındaki açı değişmemiştir. Yani arkadaşlarım şuradaki kopuyor şuradaki açı olan alfa bak buradaki gibi değişmiyor ve ekstradan şurada da alfa derecelikte de bir açı oluşuyor. Bu iki alfa tabii ki birbirinin aynısı. Şimdi salıncağın otura 3 birim zincirleri 5 birim ve zincirlerin direğe bağlı olduğu noktaların arasındaki mesafede şekillerde verildiği üzere bir birim uzunluğunda. DC yer düzleminde paralel. Yani sevgili arkadaşlarım şu salıncağın koltuklarıyla şeyler birbirine paralel arkadaşlar. Ve diyor ki kusura bakmayın hemen düzeltiyorum durumu. Pekala. Noktaların arasındakiimiz tamam. Dce ye, yer düzleme paralel olduğuna göre şekil 2'ye taşınınca yer düzlemi arasındaki x açısı için kosinüs x değeri soruluyor. Şimdi gençler şöyle yapalım. İyi dinleyin beni. Ben şöyle yaklaştırayım şekli size. Bakın şurayı şu şekilde çekelim. Yer düzlemine paralel olsun. E tabi buradaki z'den kaynaklı burası x ise şurası da nedir arkadaşlar? x'in ta kendisidir. İkisi de x oldu. Şimdi şu kısma bakalım. Şurası alfaysa. şuradaki u'dan kaynaklı. Bak buradaki u'dan kaynaklı. Burası 180 eksi alfa olur mu? Olur. Demek ki şurası neymiş arkadaşlar? 180 eksi alfaymış. Ve bu şekilde şuranın tamamının alfa olduğunu bildiğim için artık şunu söyleyebilirim. 180 eksi alfanın üzerine x e ekleyince bu bana alfayı veriyor. Şimdi güzel kardeşim şu ikisini de alıp karşıya gönder bakalım ne kalır? İkisi yalnız bırakırsın. 2 alfa eksi 180 diyebilirsin. Şimdi benden istenen şey kosinüs x'ti. Dolayısıyla artık kosinüs x yerine de şunu isteyebilir. Kosinüs 2 alfa eksi 180'i isteyebilir. Şimdi kosinüs çift fonksiyondu. Dolayısıyla aslında bu artık kosinüs 180 eksi 2 alfaya da eşittir. Şimdi 180'den çıkarıyor yani isim değiştirmeyecek ama ikinci bölgede olduğu için kosinüs negatif olduğundan eksi kosinüs 2 alfa soruluyor bize. Şimdi ben buradaki şu kosinüs 2 alfa için biraz çaba sarf edersem eksiyi attım başına parantez içerisinde kosinüs 2 alfa 2 alfa derecelik bir açım yok görsel üzerinde ama alfa derecelik var. Dolayısıyla ben bunu alfaya nasıl çeviririm? Yarım açı formülüyle. Hangisini kullanalım? 1 eksi 2 sin kare alfayı kullanabiliriz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Her birinden sonuç çıkacaktır. Eksi de içeri dağıtırsam aslında bizden istenen 2 sin kare alfa eksi birin ta kendisiymiş arkadaşlar. Bu soruluyor. Tamam. Şimdi artık daha kolay işimiz. Nasıl daha kolay hocam? Bir sürü karıştırdın. Neresi kolay olacak? Bak. Hemen söylüyorum sana. 2 sin kare Eksi 1'in iki sin kare alfa eksi 1'in ne olduğu soruluyordu. Bize sinüs alfa lazım unutma. O halde şöyle diyelim. Şunu e, sevgili arkadaşım sileyim şuradan ben. Şunu da gel şu şekilde aşağı doğru salıncağın oturağına dik indirelim. Şunu da indireyim hadi senin için. Kırmayayım seni. Şurası ne olur? 1. Çünkü karşısında aynısı olacak. Şimdi burası 3'tü. İkiz kenar yamuk olduğu için burası da 1'dir. Burası da 1'dir. Eşit paylaşırlar. Şurası kaçtı? 180 eksi alfaydı. Unutmayalım. Peki burası 1 burası 5. Burası da dik üçgendi. E, 5'in karesi 25. 1'i çıkardım. 24. Demek ki burası kök 24. Yani 2 kök 6. Peki buradaki e, 180 eksi alfanın sinüsünü hesaplarsak sinüs 180 eksi alfa ne olur? Karşı bölü hipotenüs. 2 kök 6 bölü 5. 2 kök 6 bölü 5 olur. Şimdi güzel kardeşim. Sinüs 180 eksi alfa nedir? 180'den çıkardığın isim değiştirmeyecek. Sinüs ikinci bölü pozitif olduğu için sinüs x'in ta kendisidir. Sinüs x neymiş? 2 kök 6 bölü 5'miş. O halde getirip burada yerine yazalım. 2 kök 6'nın karesi 24. 5'in karesi 25. Başında bir 2 çarpanı var ve 1 çıkaracaksın diyor. Yani 48 bölü 25'ten 1'i çıkar diyor. O halde cevap ne olur? 23 bölü 25'in ta kendisi olur. Yani cevap D seçeneğiymiş. Evet gençler ikinci sayfamızın da çözümünü bitirdik. Zaten trigonometri 1 videosu gelmişti. Trigonometri 2 videosu da bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi matematik, AYT matematikteki diğer konulardan devam etme zamanı. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.